Merhabalar arkadaşlar. Yine Çocuk Atölyesi ile karşınızdayız. Yine güzel bölümlerle, oyunlarla, yarışmayla karşınızda olacağız. Ve birlikte zaman geçirirken hem çok eğleneceğiz hem de güzel bilgileri yine öğrenmiş olacağız inşallah. Arkadaşlarımız var burada 4 tane. Arkadaşlarımızla tanışacağız. Az sonra kendilerini anlatacaklar. Kısa kısa kendilerini tanıtacaklar. Sonra oyunlar oynayacağız. Sonra yarışma yapacağız. Çizgi filmler izleyeceğiz. İnşallah dediğim gibi güzellikleri öğrenmeye çalışacağız. Ama öncesinde şaşkın bekliyor. Neler söylemek istiyor acaba? Mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Şaşkın, bunu mu söyleyeceksin yoksa hatırlatmalar mı yapacaksın? Arif ablacığım, bugün çok mutluyum. Neden? Çünkü yine Çocuk Atölyesi başladı ha. Evet. Yine arkadaşlar bizimle birlikte ve ekran başında da bir sürü arkadaşım var. Onların hepsi bizi izliyor. Aynen, onlar da senin kadar mutlu oldular bence şimdi. Evet. O zaman arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz ki bize ulaşmak artık çok kolay. Yani sosyal medyadan, Facebook'tan ve Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz Çocuk Atölyesi TV, Instagram adresimiz yine Çocuk Atölyesi TV yazdığınızda bizi takip edebilir, hatta oradan bize mesaj yazabilirsiniz. Arkadaşlar aramızda kalsın, ben de mesajlara bazen cevap bile verebilirim. Hadi bakalım, hepinizi bekliyoruz. Evet, yazdıklarınıza cevap vereceğiz. Arada yarışmalar yapıyoruz. Yarışmalara katılanlara kitaplar hediye olarak göndereceğiz. Hepsi aklınızda bulunsun. Artık buradaki arkadaşlarımızla tanışalım. Onların seslerini duyalım. Rüveyda, seninle başlayalım. Mikrofonu al bakalım eline. Ve kendini tanıt kısaca bize. Adım Rüveyda Nur Murat, 1. sınıfa gidiyorum. Sınıfım 1B, 6 yaşındayım. Kardeşimin de 4 yaşında. Kardeşimin adı Muhammed Yusuf Murat. Annemin adı Elanur. Aa, hepsini öğrendik Elanur teyze. O zaman Elanur teyzeye söyleyeyim de bize börekler yapsın. Değil mi? Hazır öğrenmişken şaşkın da kaçırmadı. Rüveyda'ya ben bir şey soracağım. Rüveyda, en sevdiğin hayvan hangisi? Kedi. En sevdiğin renk hangisi? Kırmızı. Kırmızı. Rüveyda, peki. Rüveyda, kediler böyle wow 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 diyor değil mi? Nasıl yani, böyle demiyor mu? Demiyor. Ne diyor? Miyav miyav. Miyav mu diyor? Ay evet. Karıştırmışım ben köpekle kediyi. Peki, teşekkür ederim Rüveyda'ya. Eray'ı tanıyalım hemen. Eray'cığım, seni merhaba, benim adım Eray Tuna Ödünç. 1. sınıfa gidiyorum. Kaç yaşındasın? 7,5. Peki, yani işte en sevdiğin hayvan hangisi Eray? Aslan. Wow. En sevdiğin renk hangisi? Turuncu. Turuncu. Peki Eray'cığım, sen büyüyünce ne olacaksın? Yarışçı. Yarışçı mı, ne yarışçısı? Araba. Vav, çok mu seviyorsun? Evet. Neden? Neden mesela? Çünkü babam gibi olmak istiyorum. Vav. Peki oyunlardan neler biliyorsun sen? İngilizce biliyor musun? Evet. Ne mesela? Hello, how are you? Wow. Ay, ben de öğreniyorum sayende. Peki, Eray'dan birkaç kelime de sen öğrenmiş oldun değil mi şimdi şaşkın? Evet, mesela how are you demek havalar nasıl you? Hayır. Değil mi? Ne peki? Nasılsın? Hayır, tamam. Nasılsın? How are you? Nasılsın? Öğrendim işte. Yaşasın. Evet, yaklaştın şaşkın. Ama şimdi öğrendi değil mi Eray? Peki Eray, sana da teşekkür ettik. Hemen Emir'i tanıyalım kısaca. Benim ismim Emir Ay Tekin. 1B'ye gidiyorum. Ve en sevdiğin hayvan? Çita. En sevdiğin renk? Kırmızı ve siyah. Peki. Teşekkür ettik o zaman sana da. Elif'i tanıyalım bir de. Merhaba, benim adım Elif Sıla Yılmaz. Kardeşimle oynamaya bayılıyorum. 6,5 yaşındayım. En sevdiğin hayvan? En sevdiğim hayvan kuşum vardı benim. Kuşları seviyorum en çok. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk pembe. Ablam da satranç oynamayı, annemle babamla satranç oynamayı çok seviyorum. Peki bir şey soracağım Elif'ciğim. Mesela kardeşin sana beraber oynayayım deyince sen böyle mi bayılıyorsun? Ay beraber oynayalım abla deyince ay bayılıyorum, bayılıyorum değil. Böyle mi bayılıyorsun? Hayır. Nasıl bayılıyorsun? Bayılmıyorum, kardeşimle oynamaya gidiyorum. Ha oynamayı, ben de bayılıyorum deyince gerçekten bayılıyorsun sattım. Aşkın, o çok seviyorum anlamında değil mi Elif? Hı-hı. Bir şeyi çok seviyorum derken ben buna bayılıyorum deriz ya, o anlamda söylediğim. Ay, peki. Şimdi anladım. Peki Şaşkıncığım, teşekkür ettik Elif'e de. Şimdi bir çizgi film izleyeceğiz. Çok sevdiğinizi biliyoruz. Şaşkın da çok seviyor. Hı. Gezgin'le Meraklı'yı izleyelim mi? İzleyelim, gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Hadi o zaman bakalım beraber. Benim adım Gezgin, keşfetmeyi çok severim. En güzel yolculuklara siz de bizimle gelin. Benim adım Gezgin, keşfetmeyi çok severim. En güzel yolculuklara siz de bizimle gelin. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile geçmişimizi sürelim. Benim adım Meraklı, öğrenmek için sormalı. Araştırmayı seven hemen bize katılmalı. Benim adım Meraklı, öğrenmek için sormalı. Araştırmayı seven hemen bize katılmalı. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezginle tarihin peşine düşelim. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezginle tarihin peşine düşelim. Dede, ne yapıyorsun? Ömrü hayatımın en güzel günleri. Ah. Ne onlar dede? Bu adam kim? Onu mu özledin sen? O yüzden mi üzgünsün? O adam benim oğlum, ben. Sen mi? Anamızın karnından 70 yaşında doğmadık herhalde. Biz de bir zamanlar gençtik Çelebi. Vay be. Bunlar benim hac resimlerim. Kabe'yi mi özledin sen? Üzülme dede, yine gidersin. Nasıl gideyim evlat? Gençtim. Tavaf üstüne tavaf yapmıştım Kabe'nin etrafında. Lebbek, Allahümme lebbek diye dudaklarım kuruyana kadar söylemiştim. Artık zor. Buradan Eminönü'ne gidip erzak alana kadar ayaklarım kopuyor. Yaşlandım artık. Nasıl gideceğim bir başıma oralara? Uçağa in, bin. Yol bilmem, iz bilmem. Kimim kimsem yok. Otel odalarında öyle. Ben gelirim seninle. İkimiz birden kayboluruz. Neyse neyse. Bak şafak sökecek. Hadi gir yatağına, biraz daha uyu. Ben de süt pişireyim, kalkınca içersin. Mehmet! Hoş geldin Gezgin. Mehmet! Efendim? Ne yapıyoruz böyle? Düşünüyoruz. Neyi? Ne yapacağımızı. Peki. Uşaklar ne oldu? Düşünüyoruz İdris, kafamızı karıştırma. Oldu. Durun ayol! Ne oluyorsunuz? Başım döndü. Aa! Ne dönüp duruyorsunuz çocuğum? Ben bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Dedemi düşünüyorum Aşure teyze. Çok üzgün. Ona yardım etmemiz lazım. Yaklaşın anlatayım. Oley! Oldu bu iş. Çocuklar, kızıyorum ama kaç saat oldu, açın gözlerimi. Söyleyin nereye gidiyoruz? Sıkıldım ben bu işten. Sabret dedeciğim, az kaldı. Ula bu uzun ağız nasıl ediyor bu işi? Nereye gidiyoruz dedim. Ay ne oluyor, düşüyor muyuz? İdris abi dikkat et. Oy ne oluyor? Ne oluyor dedim. Tamam, sakin ol dede. Her şey kontrol altında. Seni çok ama çok sevineceğin bir yere götürüyoruz. Yoksa? Allah'ım, Allah'ım gerçek mi bu? Hamdolsun sana. Rabbim, beni tekrar kıbleme kavuşturdun. Şükürler olsun sana. Oy ne kadar büyüksün ya Rabbil Alemin. Tüylerim hep kalktı havaya da. Gelin bakalım. İkişer rekat şükür namazı kılalım. Allahu Ekber. Dedeciğim, neden kıbleme kavuştum dedin? Kabe, bütün Müslümanların kıblesidir oğlum. Dünyanın neresinde olursak olalım, namaz kılarken Kabe'ye döneriz. Kıble ne taraf diye sorarız ya hani, Kabe ne taraf demektir o. Dünyanın merkezinde miyiz yani? Doğru. Kabe dünyanın merkezidir. Allah'ın evidir Kabe. Bak etrafına. Siyah tenli, beyaz tenli, yoksul, zengin, sağlıklı, engelli. Her milletten, her durumdan insan görürsün. Burada kimse üstün değildir. Herkes Allah'ın kuludur, eşittir. Biz şimdi hacca mı geldik? Hayır oğlum. Hac sadece hac zamanında, yani Kurban Bayramı'ndan önce yapılır. Hac zamanı dışında da gelinir Kabe'ye. Umre yapılır, bol bol tavaf edilir. Hadi kalkın tavaf edelim artık Kabe'nin etrafını. Dedik şimdi sıra geldi yapbozumuza, puzzle'ımıza. Arkadaşlarımız bir araya getirecek parçaları doğru şekilde bir araya getirdiklerinde çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Burada çok küçük görüntüsü var. Ona da arada bakabilecekler isterlerse. Bakalım ne çıkacak ortaya, birlikte izleyeceğiz biz de. 3'e kadar sayınca arkadaşlarımız başlayacak değil mi Şaşkın? Evet, sayalım hadi, o zaman. Hadi sayalım. 1, 2, 3. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar yapbozu yapmaya başladılar. Bakalım ne çıkacak ortaya. Parça parça bir resim, her biri ayrı yerde de dursun derim. Şarkısını yapacağım yapbozun. Evet, Rüveyda aferin sana. Evet, çok güzel gidiyor. Alkışlarla gelin bakalım böyle. Gelin. Tebrikler. Harika abla. Çok iyisiniz efendim. Ben gerçekten de çok şaşkınım şu anda. Bir baktım böyle bir hamlede resmin yerini buluyorlar. Evet, çok iyi arkadaşlarımız gerçekten. Emir, sen de hepiniz çok çok iyiydiniz. Tebrikler arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bu kadar emek verdi arkadaşlarımız. Puzzle'ı tamamladı. Çizgi filmi izleyelim mi artık? Evet. İzleyelim. Şeker Hoca'ya gidelim mi? Evet. Gidelim bakalım neler yapacaklar. Gülümseyerek onlara bakalım. Hocam, bir sorunum vardı. Hayırdır efendi, nedir müşkülatın? Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor, hep bir şeyler buluyor, söyleniyor. Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım. Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah. Sen merak etme efendi, haydi selametle. Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle. Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş? Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Haticelerde toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim. Neden? Gitmek istemiyor musun? Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk. O zaman neden gitmiyorsun? Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak? Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki? Ev işleri dediğin şey nedir ki mi? Tabii, adı üstünde. Ev işi, evin içinde. Gel keyfim gel işi. Ne kadar güç olabilir ki? Ya, demek öyle. Hadi sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri. Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar. Of. Amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramızda zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık. Baba, ben acıktım, yemekte ne var? Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum. Yemek hala hazır değil mi? Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım. Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin? Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım. Peki. Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim. Ve laf aramızda ilk özel sebze tarifi. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Heh, suyunu da koyalım. Biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu. Karakoçanın yemi bitmiş baba. Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben. Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış. Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı? Hocam, bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana. Tamam dedik ya efendi. Allah Allah. Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl? Beğendin mi? Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş. Ama güzel, yenebiliyor. Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Karakacan? Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı. Öyle mi? Desene ağzının tadını biliyor köftehor. Hocam bu ne hal? Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik. Hocam ama... Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur. Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu? Evet. Yapıyor. İyi yapıyor mu? Evet, bayağı da iyi yapar. Peki evini temizliyor mu? Tertemiz yapar. Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu? Evet, kaynatır, yıkar. Çekme, pembeleşme olmadan mı? Yoo, gayet güzel yıkar. Adam, o zaman Burak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik. Şeker hocamızı izledik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kelime oyunumuza. Arkadaşlarımıza kelimeleri söyleyeceğiz. Onlar cümle içerisinde kullanacaklar kelimeleri. Her iki gruba da birer dakika süre vereceğiz. Bir dakikada bakalım kaç tane kelimeyi cümle içerisinde kullanabilecekler, birlikte göreceğiz. Önce Elif ve Emir'le başlayacağız. Ben 3'e kadar sayınca Şaşkın kelimeleri söyleyecek. Tamam. O zaman sayalım. 1, 2, 3. Vagon. Vagon. Trenin vagonları var ya. Evet. Trenin arkasında vagon var. Evet. Kömür. Madende kömür var. Deve. Develer çok yavaş yürür çölde. Kaktüs. Kaktüsün dikenleri elimize batabilir. Diken. Dikenler balonu patlatabilir. Yaz. Yazın denize gireriz. Balon iğne battı. Çınar. Çok yaşlı bir çınar. Evet, çok iyiydi. Bulut. Gökyüzünde bir bulut gördüm. Tavşan hop hop zıplar. Havuç. Tavşanlar havuç yer. Sayıyoruz bunu da. Alkışlar gelsin Elif ve Emir'e. Bir tane kelimeleri kala tamamladılar. 1 dakikalık süre içerisinde. Eray. Bir de Arife abla. Efendim şaşkın. Orada ben çınar ağacı diyecektim. Çınar dedim ona ama rağmen çok güzel bir cevap geldi oradan. Kesinlikle ben de çok beğendim. Eray hazır mısın? Rüveyda hazır mısın? Şaşkın 3'e kadar sayınca sizin kelimelerinizi söyleyeceğim. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Vagon. Tren vagonu takıldı. Evet. Kömür. Farklı. Kömür ne yapılır? Kömürde ateş yak. Evet. Deve. Develer çok yavaş yürür. Peki. Farklı cümleler söylerseniz daha iyi olur. Kaktüs. Kaktüs balonu patlattı. Peki. Diken. Diken elime battı. Yaz. Yaz çok sıcak. Evet, balon. Babamla beraber balon aldık. İşte böyle kendi cümleleriniz olsun. Çınar ağacı. Çınar ağacına sancak kurabilir miyiz? Evet. Söyle cümleyi. Çınar ağacına sancak kırdım. Evet, ipuçları veriyoruz bazen. Bulut. Gökte bulut gördüm. Tavşan, hızlı. Evet. 3 kelime kala bitti süre. Alkışlar alalım arkadaşlarımıza ve Emir'le Elif kazandı. Tekrar onlara alkış gelsin. Arif abla yine de 2 grup çok güzeldi ve şimdi sevinç oyunları yapıyorlar. Tık tık. Evet, şimdi bu kelimelerden birini Şaşkın bize anlatsın. Sevda ablam da herhalde yine araştırdın. Evet. Bir tane kelimeyi bize anlatacaksın. Hangi kelime bu? Şimdi orada hani çölde yavaş yürüyen deve dedik ya. Evet. Aslında develer nelermiş bakalım şimdi size söyleyeceğim. Neymiş? Develer hörgüçlerini oluşturan yağda besin olmadan yaşamalarına olanak sağlayabiliyormuş. Yani kocaman üstündeki yuvarlak hörgüçleri var ya. Evet. Onlar olunca besini oradan sağlayabiliyorlarmış çölde. Ne güzel. Başka? Sonra kapanabilen burun delikleri ve uzun kirpiklerinin koruduğu gözleriyle kum fırtınaları onları hiç etkilemiyormuş. Harika bir bilgi. Başka? Bir de tek hörgüçlü deve, bir de 2 hörgüçlü deve. Evet. Ondan sonra lama, sonra bir sürü bilinen bir sürü türleri varmış onların. Peki, teşekkür ediyoruz Şaşkın sana bu bilgiler için ve Sevda ablana tabii. Buradan şunu anlıyoruz, her yaratılan bulunduğu yere göre yaratılıyor. Develerin hani kum fırtınasına korunmaları değil mi? Bunu bir de ayrıca Arife abla böyle kısa sürede ağırlıklarının 1/3'üne yakın oranda içtikleri suyu 3 bölümden oluşan midelerinde depolayıp uzun süre su içmeden yaşayabiliyorlar. Yani hörgüçlerinde su depolayabiliyorlarmış. Ne güzel. İşte bu da yine çöle uygun olarak yaratıldıklarını gösteriyor. Evet. Şimdi sıra geldi bir bölümümüze. Şaşkın çok güzel söylüyor bu bölümümüzü. Çok iyi anons ediyor. Bakalım hangi bölüm? Adım adım başardım. Evet arkadaşlar, şimdi göreceksiniz. Ekran başında olan bütün herkese sesleniyorum. Çok dikkatli izleyin. Çünkü küçük parçalar birleşince ne kadar güzel bir şey olabiliyor. Adım adım başardım başlıyor. Evet, çok kısa bölümümüzü izledik. Şimdi sıra geldi yine küplerle cümlemizi oluşturmaya. Arkadaşlarımız küplerdeki harfleri sıralayacaklar. Biz şaşkınla onları yönlendireceğiz. Sonra yine bir cümle kuracağız, cümle oluşturacağız. Bayağı büyük bir cümle olacak bu. Sonrasında da o cümleyle birlikte vedalaşacağız sizlerle. Programımızın sonlarına çok yaklaştık yani. Bakalım ne yazacağız biz burada? 3'e kadar sayınca arkadaşlarımız da harfleri getirmeye başlayacaklar. Sayalım mı şaşkın? Sayalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. S harfi lazım. Bakalım. S harfi, sonra E harfi. Ters oldu. Çevirelim E harfini. Oraya hemen. Emir boş küp bir tane. İşte öyle doğru oldu şimdi. Y harfi. Y harfi. Emir O harfi. O nerede acaba? İşte orada buldum. Elif R harfi. Harfi. Gel alıyor. Buraya, bunun yanına. Z harfi. Evet, Eray boş küp bir tane. Evet, hadi gelin bakalım Eray, Emir. Koy bakalım onu da. Evet. İşte bu kadar. Alkışlar gelsin, gelin bakalım buraya. Gelin, yanıma gelin. Emir, Eray gel buraya. Çok güzel bir yazı aldı. Evet, görünebilmek için bu tarafa geliyoruz biz de. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne yazıyor? Okuyayım mı? Oku şaşkın. Bir gül alıyoruz elimize, seni özledikçe. Evet, bize gül. Neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'i. Evet, o yüzden biz de bu güzel sözle veda ediyoruz Çocuk Atölyesi programından sizlere. Bir sonraki programda biz yine burada olacağız TRT Diyanet ekranlarında. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.